Batıni anlayış dediğimiz ya da başka bir kavramla şeriat ötesi anlayış dediğimiz dini tutumu sadece işte Anadolu'daki Alevilik, Bektaşilik, Bayramilik, Bedrettinlik gibi ekollerde değil, dünyanın her yerinde görmek mümkündür. Hocamın da bahsettiği gibi Hristiyanlık dünyası içerisinde işte Katarlarda, Bogomillerde görmek mümkün. Paraskevilerde Evet. Ermeni biliyorsun, Ermeni Ortodoks. Aynı şekilde ben Taoizm ve Zen'i de bu bağlamda görüyorum hocam. Ortodoks diyebileceğimiz ya da işte tırnak içinde Ortodoks'u kullanalım ya da tırnak içinde yine o coğrafyada resmi yaygın anlayış diyebileceğimiz Hinduizmin içerisinden katı kurallara, kaidelere, dinin şekli sadece şekilden ibaret görüp şekli yönlerine yönelen anlayışa bir tepki olarak ortaya çıkmış. Taoizmle, Zen'de veya işte Katarlar, Bogomiller gibi İslam dünyası içerisinde de yine o resmi yaygın anlayışa karşı ortaya çıkan anlayışlar az önce zikrettiğimiz kalenderlik, Melamilik gibi Merhaba. akımlar. Tabii şöyle bir durum var. Kurumsallaşan her şey bir yerden sonra bozulmaya mahkum gibi. Aslında dünyanın her yerinde peygamberler, bilgeler dönemin yaygın, resmi ve köhnemiş din anlayışına karşı mücadele etmişlerdir. Baktığımızda mücadele Ya da ettiği inançlarını. inançlarına karşı. Evet, onların karşısında olan kişiler hiçbir zaman inançsız değildi. Aksine dindar insanlardı. O dönemin dini anlayışını temsil eden insanlardı. Onlara muhalefet etmişlerdir. Ama ne yazık ki işte bu bilgelerin, Buda'dan tutun, Hz. Muhammed'e veya diğer peygamberlere, bilgelere kadar hepsinin öğretisinin başına da aynı şey gelmiştir. İnanç ya da din yaygınlaştıkça, kurumsallaştıkça, bir devlet dini haline geldikçe, Devletleştikçe. devletleştikçe bozulmuştur. Sezai'nin tabiriyle. Evet, işte akabinde de bu batıni ya da mistik diyebileceğimiz anlayışla işte İslam dünyasında tasavvuf bu duruma muhalif olarak ortaya çıkmıştır. İşte bu tasavvuftaki iktidara mesafeli duruş, mala mülke karşı çıkış da Ya da şöyle düşünemez evet. miyiz? Yani iktidar olunamamışlık hali esasında batıniliği zenginleştiren, var eden unsur olmuş. Tabii ki. Dağlı olmak, yoldan geçen olamamak, devletin uğramamazlığı ya da uğradığı zaman malına, mülküne göz koyar olmuşluğu hali. Esasında hani batınilik mazlum değil, mazlum olduğu için mazlumlar batıni olur. Evet. Batınilik kendi içerisinde o çok katmanlı, yani bu metaforu çok kullanıyorum, duvar metaforunu. Çok güzel Bu anlatmış hocam. biz burayı yaparken, tadilat ederken duvarı temizleyelim dedik. Yani boya yapacağız, duvarı temizlerken altından duvar çıktı. Yani bunu sonra yapmadık, bu çıktı. Şey de böyle, yani Anadolu'yu kazdıkça altından bir sürü şey çıkıyor. Ve esasında bir şekilde o batıni dediğimiz şeyin altında yani Pavlisyanlar da çıkıyor, Zerdüşiler de çıkıyor. Yani işte o ondan mı etkilenmiş, Türk mü olmuş, Alevi mi? Hepsinin bir şekilde hayatta kalabilmek için, bu kritik cümledir belki. Yani iktidar ezenin egemenliğini kabul etmeyip kendi bir önceki geleneğini sürdürmek için tırnak içinde bir dönme veya bir kılıfla içsel olarak bir şeyi yaşarken üstte başka bir şey yaşama halinin simbiyotik olarak dönüşmesi o ciddi bir başkalaşıma yol açıyor. Ve böyle böyle işte bir şeyin bir şeyle dönmüş halinin sonrasında başka bir şeye dönüştürülmesi, etkileşimi veya ne bileyim hani benim için çok ilginç bir şey. 1800'lerin ortasında Amerikan Protestan misyonerleri işte Dersim, Erzincan,
Malatya bölgesinde ciddi çalışma yürütüyor ve bölge Alevilerin olduğu bölgelerde yürütüyor. Ve Aleviler Sivas Kanal'da mesela işte hakikatçi konunun geliştiği veya evet, hani hakikatçilerin referans noktalarından bir tanesi de bu olduğu söylenir. Yani protestanlık da sonuçta bir tırnak içerisinde bir tür işte rasyonel düşünmeyi temel aldığı varsayarsak, oradan bir sorgulamayla bir Alevi Bektaşi geleneği içerisinde de bir sorgulama, muhakeme süreci yaratıyor ve oradan bir başka damar şekilleniyor. Sanki böyle batınilik bir şekilde hep ezilen ve mazlumların içten içe bir benimsediği ve oluşturduğu hal. Ama bir de tercih aynı zamanda, yani toplumsal da bir tercih aynı. Şimdi tersinden okuyalım hikayeyi. Örneğin en çok yoluna ne diyelim gönül verdiğimiz Hatay'ı en nihayetinde eli kanlı bir, yani binlerce insanı öldüren, ailesini yani kılıçtan geçiren Şah İsmail'den bahsediyoruz. Ve yazdığı şiirler hani hakikaten şey, böyle hani canı candan alan şeyler. Eli kanlı bir adamdan bahsediyoruz yani. Şimdi şu şey oksimoron bir durum yani. Ama yani şey, iktidar olduğun an iktidar başka bir şeyden bakıyorsun. İster istemez. Evet, zaten... Senin de, yani dönelim orta cümlene, bir şey egemen olmaya, yani dışarı doğru daha egzotorik bir tutum aldığı takdirde ister istemez özü kirleniyor. Evet. İçeri doğru daha tekil bir de bir hal aldığı zaman iç yoğunlaşıyor. Daha öz, daha manayı koruyabilir oluyor. Büyüyen her şey kirleniyor. Kesinlikle. Bunu işte İslam'ın ilk dönemlerinde de görüyoruz yaygınlaştıkça. Osmanlı'da da görüyoruz. Osmanlı'nın da ilk baştaki dini tutumu dervişlerle iç içe. Edebali var, Geyikli Baba var. Fakat kurumsallaştıkça dini anlayış değişiyor. Yani padişahın yakınındaki dini kişilik Geyikli Baba'yken ya da şey Edebali'yken birdenbire, yani birdenbire değil de yüzyıllar sonra Ebu Suud Efendi mesela. Evet. Dini manevi kişiliği tercih ediyor. Oradan da değişimi görebiliyoruz. Safeviler için de aynı şey. Evet. Yani geçerli. Şimdi ben edersen şeyde Osmanlı'nın ilk kuruluşunda Gazi Orhan, Gazi Osman vesaire. Evet. İlk defa 1. Murat Hüdavendigâr adını alıyor. Çünkü o güne kadar mülk Allah'ındır ve dolayısıyla herkesindir. Hüdavendigâr 1. Murat'la beraber mülk Allah'ındır. Allah'ın da temsilcisi benim. Dolayısıyla her şey benimdir. Dönüşüyor. Hatta bu Ankara'da bir ahi devleti var. Devlet demek doğru değil ama başka bir kavram bulamadığım için kendi kendini yöneten bir toplum. Osmanlıların ilk döneminde, bu döneminde kendi dünya görüşlerine falan uygun gördükleri için ahi devleti, o Ankara ahileri Osmanlı'ya katılıyor ama 1. Hüdavendigâr Murat'la beraber her şey değişiyor tabii. Öyle bir süreç. Bir de dervişlerin hani kavramlardan girdiğim başta, acaba onlar kendilerini nasıl tanımlıyorlardı? Onlar kendilerinin dinini aşk olarak tanımlamışlar. Aşk mezhebi dindir bana diyordum sen bile. Benim kitabın alt başlığı da o şekilde. Benim mezhebim ve dinim aşktır diyor. Aynı söylem İbn-i Arabi'de de var. O dinil hub kavramından bahseder. Hub, muhabbet, sevgi anlamında. Yine o da bir sevgi dininden bahseder. Günümüze doğru geldiğimizde işte aşk, Hüdayi'nin de sevgi bizim dinimizdir ısrasıyla karşılaşıyoruz. Çok örneği var. Bunlardan bir tanesi de aşk ibretinin deyişinde karşıma çıkmıştı. Dinin ve inancının aşk olduğunu çok vurucu bir şekilde ifade ediyor. Ve bu deyiş aynı zamanda batıni dediğimiz, şeriat ötesi dediğimiz anlayışın hemen hemen birçok boyutuna işaret ettiği için bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum.
20. yüzyıl aşıklarından. Ki Edna var değil mi? Evet. Meloli. Meloli baba var.
bilinen bir nefes. Melami Bayramiler'in idam edilmeye götürülürken hep birazdan bu nefes söyledikleri rivayet edilir. Yakın zamanlarda da çokça söylendi. O yüzden aşina olduğumuzu düşünüyorum. Yes.
şu yoksul elimiz eyvallah. Bu 68'in marşıydı aynı zamanda. Devrimciler bunu nasıl keşfetmiş? O da ilginç mesela. Ruhisu. Evet, Ruhisu. Ruhisu gibi bir şeyimiz var yani, ozanımız var yani. Evet, öncesinde zaten pek... Ama ondan önce de hapishanede falan bizden önceki jenerasyon söylediği bir türkü bu yani. Ama tabii o jenerasyonda yine Ruhisu var, o da ayrı yani. Ama böyle sıkıştık mı söylediğimiz bir marştı bu. Marş tırnak içinde söylüyorum. Nefes, değil mi? Nefes tabii canım. Hı. Ama biz hani o duyguyla söyler. Ama sözlerde, müzikte marş olmaya çok müsait. Ama hikayesi de, değil mi? Hani paylaştın mı? Evet, kısaca bahsettim. Melami Hamza ailelerin idam edilmeye götürdükken evet. Birlikte yine marş edasıyla söyledikleri bir nefes. İşte deniz gezmişlere de idama götürdüklerinde hapishanede herkes bunu söylüyor yani tabii. Yani nefes değişmiyor yani o nefes kavramı var ya değişmiyor yani. Evet yine 20. yüzyıla gelelim. Aşık